Gelelim ikinciye ve tesadüf bu ya, ikinciyle karşılaşacak olan üçüncüye. İttifak Holding Konyaspor bu hafta Fenerbahçe deplasmanında. Hala şampiyonluk umutları var mı veya hiç oldu mu bilinmez ama İttifak Holding Konyaspor, Türkiye Süper Ligi şampiyonunun bile Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını kaybetmesi sonrası, sanki Şampiyonlar Ligi ön elemelerine gitmeyecekmiş gibi davranılan lig ikinciliğini bırakmak istemeyecektir. Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeni sezonda yol açması olası takım men kararları bazı hesapları değiştirebilecek olsa da, burada belirsizlikler olsa da, şu an itibarıyla Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için şampiyonlar rotasından çok zor olmayan ama kolay da olmayan bir ön eleme oynayacak. Ancak lig ikincisi de daha zor bir yoldan olsa da yine Devler Ligi'ne kalma şansına sahip, o nedenle ikincilik de aslında hala çok kıymetli. Velhasıl İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisindeki Fenerbahçe'nin de olası derdi bu. Önceki maçta dediğimiz gibi daha kazanılacak 30 potansiyel puan varken, ligin ilk 10 sırasının tamamı en azından ilk 4 için iddiasını sonuna kadar sürdürmek isteyecek. Maç özelinde taraflara dönecek olursak, İttifak Holding Konyaspor 4 maçlık tökezleme periyodundan 2 üst üste galibiyetle çıkmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezonki ilk 5 maçlık yenilmezlik serisini 6'ya çıkartmak ve yeşil beyazlılarla farkı tek maça indirmek isteyecek. İstatistik karşılaştırmalarımızın ilk tablosunda çok bariz farklılıklar görmediğimiz ortalamalarla karşılaşıyoruz. Evet, sıralamalarda değişik yerdeler ama artık bu sayılar 29 haftalık ortalamalara oturduğu için uçlar hariç değerler birbirine yakın. O nedenle de az farklar içine çok sayıda takım sığabiliyor. Fenerbahçe'nin rakip ceza sahalarında buluşma ikinciliği ve İttifak Holding Konyaspor'un yan top tehdidi altı çizilebilecek noktalar. Defansif aksiyonlarda ilk tablodakine benzer bir yakınlık yok. Fenerbahçe'nin dördüncü olduğu top kapmada İttifak Holding Konyaspor 12. Fenerbahçe'nin 11. olduğu pas arasında ise İttifak Holding Konyaspor 4. En dikkat çekeni ise Fenerbahçe'nin sahanın son 40 metresinde maç başına 10 civarı top kazanarak ikinciliğine karşı İttifak Holding Konyaspor'un bunu Fenerbahçe'nin neredeyse yarısı kadar yaparak sonunculuğu. Bunun bir diğer yansıması ise bir sonraki grafikte. Kendi kendimize attığımız pası gole çevirerek başlayalım. Fenerbahçe ön alanda çok top kazanıyor olmanın sonucu olarak ligde akan oyun dizileri kendi kalesinden en uzakta başlayan ekip. Bu mesafe neredeyse orta sahaya denk geliyor. İttifak Holding Konyaspor ise bu sefer tersini yaptığı ve ön alanda basmadığı için pas dizileri ligde kendi kalesine en yakın başlayan 3. takım. Mesafe 40 metrenin altında. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte pas oyununa verdiği ağırlık artan Fenerbahçe'de 10 pas üstü dizi dördüncülüğü ve deste hücum üçüncülüğünü görüyoruz. Fenerbahçe penaltısız XG ortalamasında bu maçtaki rakibinin önünde ancak penaltısız golde gerisinde. Kendi kalelerindeki ortalamalarında ise Fenerbahçe kendi kalesinde daha çok pozisyon veriyor ve daha çok yiyor. Ligde gol sayısı, gol beklentisinin üstündeki 5 takımın dördüncüsü olan İttifak Holding Konyaspor, ligin kalesine en kalitesiz şut çektiren 3. takımı aynı zamanda. Fenerbahçe ise beklentinin 5 gol civarı altında kalmasına rağmen ligin en kaliteli şut çeken 2. takımı. Bu eşleşmeyle bir sonra inceleyeceğimiz eşleşme tabiri caizse birbirinin gözünün içine bakıyor. 55 puanlı Konyaspor, 50 puanlı Fenerbahçe ile oynarken 47 puanlı Medipol Başakşehir'de 45 puanlı Adana Demirspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe kazanırsa Konya temsilcisiyle farkı 2'ye indirecek ama onlar kaybeder, Başakşehir kazanırsa bu sefer Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puanları eşitlenecek. Fenerbahçe kazanırken Adana Demirspor da kazanırsa Fenerbahçe farkı 2'ye indirmekle kalmayacak, Başakşehir'le de farkı 6'ya çıkartmış olacak.
Bu iki maç bir bileşik kaplar problemi gibi, ancak Adana Demirspor Medipol Başakşehir maçının bir gün önce oynanacak olması heyecanı biraz olsun azaltabilir. Girizgahını yaptığımız maçla devam edelim. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk 11 maçını kaybetmeyen, ancak o serinin sonundaki 2 beraberliğin ardından 2 de yenilgi alarak 4 maç üst üste kazanamayan Başakşehir, bu serinin de üstüne oynadığı 4 maçı ise bu kez üst üste kazanan taraf olmuştu. Ancak lacivert turuncular yeniden 3 maçlık bir galibiyet hasretinin içinde buldular kendilerini. Erteleme maçında gelen İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası Vavakars Fatih Karagümrük ve Fraportav Antalyaspor'a yenilen Başakşehir, Beşiktaş'la da berabere kaldı. Lige döndüğü sezonda ilk 4 maçında 3 puanı bir arada göremedikten sonra sadece bir kez 3 maçlık galibiyet hasreti yaşayan Adana Demirspor ise Başakşehir gibi bir kez daha 3 maçtır kazanamıyor ve son 2 maçını üst üste kaybetti. Sessiz sedasız tırmandıkları üçüncülükten de yedinciliğe düşen Montella'nın öğrencileri geri sekmek istiyor. Medipol Başakşehir topla en çok oynayan ikinci, maç başına isabetli pas sayısı birinci sırada. Adana Demirspor oyun planında reaktif tarafta. Ancak onu o kadar iyi uyguluyor ki şut ve isabetli şutta Başakşehir'in önündeler. Maç başına 160 pas daha az yapan halleriyle. İki takımın bir ortak noktası orta yapmayı pek sevmemeleri. Topla çok oynayan takımlarda genelde gördüğümüz manzara, top genelde rakiplerinde çok az kaldığı için defansif aksiyonlarının az olmasıdır. Medipol Başakşehir'de bunu görüyoruz. Topla görece az oynayan Adana temsilcisinin de benzer profilde olması ise ilginç. Adana Demirspor ligin direkt hücum liderliğini sürdürüyor. Bu maçtaki rakibi ise deste hücum lideri. Başakşehir'in pas sekansları sürerken ligin rakibi en geride karşılayan ikinci ekibi olan Adana Demirspor'un derinde kazandığı toplarla doğrudan Başakşehir kalesine inmeye çalışacağı bir maçın sinyallerini veren sayılar bunlar. Başakşehir her iki deste hücumuna karşılık bir direkt hücum yaparken Adana Demirspor ise her iki direkt hücumuna karşı bir deste hücum yapıyor. Burada da bir yin-yang durumu mevcut. Her iki takımın da rakip kale önü performanslarında parlak bir durum yok. Ne beklentilerde ne gerçekleşenlerde üstlerde bu iki takım. Kendi kalelerinde ise ikisi de oldukça iyi. Zaten maç başına birin altında penaltısız gol yiyen iki takımdan bahsediyoruz. Penaltısız gol, gol beklentisi farkında Adana Demirspor hedefe daha yakın. Başakşehir ise şanssızlıktan veya bitiricilik sorunundan şikayetçi olabilir. Şut kalitelerine de bakınca Başakşehir kalesine çekilen penaltı harici şutların XG'ye ortalamasının 0,092'lik değeri düşük bir değer ve bu iyi. Çünkü Belezoğlu'nun öğrencilerinin rakiplerine rahat şut imkanı vermedikleri anlamına geliyor. Girizgahta söylediklerimize, sayılara baktıktan sonra da eklenecek çok fazla bir şey yok. Sadece maçın nasıl geçebileceğiyle ilgili biraz daha fikir sahibi olduk. Biri topla oynamayı, biri geçiş oynamayı seven iki takımın maçı, bu senaryoların daha uç noktalara çekilmesine neden olabiliyor ve takımların kendi alışkanlıklarının bu sefer üstüne çıkması gerekliliği doğurup plan bozabiliyor. Her halükarda haftanın en güzel maçlarından biri olmaya aday bu karşılaşmada.